Cumhurbaşkanımızın sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Değerli basın mensupları, çok kıymetli kamu görevlisi arkadaşlarım ve emekli analarımız, babalarımız. Bilindiği gibi kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Buna göre 2023'ün ilk 6 ayında ortaya çıkan %11,77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan %6'lık artışın toplam üzerine 8077 TL'lik seyyahinin zam yapılmasını içeren bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklifle en düşük dereceli memur maaşının 22.000 TL'ye yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter, en düşük işçi maaşına Mayıs ayında yapılan artışlar belli olmuştur. Mayıs ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibariyle çıplak olarak 22.000 TL olmuştur. Bu rakam üzerine Temmuz ayında %15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası dahil edilmiş, çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır. Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak Ocak ayında 22.000 TL olmuşken en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte anca Temmuz ayında 22.000 TL seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15. derecenin birinci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10.400 TL dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı yapılacak artışlarla Temmuz ayında 22.000 TL değil 20.300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1.700 TL daha düşüktür. Ocak ayında 22.000 TL olan en düşük işçi maaşına ise Temmuz ayında %15 oranında bir zam daha yapılacak ve 25.300 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5.000 TL fark olacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı eşitlenmemiş, var olan adaletsizlik devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının en düşük işçi memur maaşından aşağıda olmayacağı sözü tam olarak karşılık bulmamıştır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca bu artışın sağlanması için memurlara 8077 TL ilave ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Bu ek ödemenin taban aylığa yapılması ve emekliliğe de sayılması gerekmektedir. Halihazırda bir memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yarısı kadar emekli maaşı alabilmektedir. İlave ek ödemenin de dahil edilmesiyle birlikte bir memur emeklisi çalışırken aldığı maaşın 1/3 dolayında emekli maaşını hak kazanıyor. Öyle ki 22.000 TL'lik en düşük dereceli memur maaşı içinde 11.128 TL'lik kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir. Eğer bu teklif yasalaşırsa emeklilik sisteminde var olan adaletsizlik daha da büyüyecek, emeklilik memurlar açısından tam anlamıyla bir kabusa dönecektir. Bu karar emeklilerimizi yaşadıkları darboğaza mahkum edecek bir uygulama olmuştur. Unutulmamalıdır ki memur emeklisi maaşı Bağkur ve SSK emeklilerinden farklı olarak
maaşı içerisinde emekliliğe sayılan ve sayılmayan unsurlar bulunmaktadır. Yıllardır memur maaşı içinde olup da emekliye sayılmayan unsurların fazlalığı nedeniyle memur emeklileri büyük bir haksızlığa maruz kalmaktadır. İlave ek ödeme uygulamasıyla bu adaletsizlik bir kat daha artacaktır. Bu nedenle yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ilave ek ödemenin de emekliye sayılması için kanun teklifinde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Bununla birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız ve kabul etmemiz hiçbir zaman mümkün değildir. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs 2023 günü en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükseltileceği yönündeki açıklamaları askeri ücret düzeyinden maaş alan kamu çalışanlarını umutlandırsa da o günden bugüne ekonomide yaşanan gelişmeler yapılacak bu artışın da kamu çalışanlarının zararını da telafi etmeyeceği göstermektedir. 11 Mayıs'ta dolar kuru 19.50 TL, euro 21.45 TL, 1 gram altın 1273 TL seviyelerindeydi. Şimdi ise dolar 26 TL, euro 28.40 TL, 1 gram altın ise 1610 TL olmuştur. Açıklamanın yapıldığı gün 22.000 TL karşılığı 1125 dolar, 1026 euro etmekte. Bu miktarla 17,3 gram altın alınabilmekteydi. Bugün ise özellikle dikkat etmek istiyoruz. Bugün ise 22.000 TL karşılığında 844 dolar, 773 euro ya da 13,1 gram altın alınabilmekte. Dolayısıyla memurlarımıza vaat edilen artış daha yapılmadan erimiş. 22.000 TL alım gücü bakımından 11 Mayıs'tan bugüne 281 dolar, 253 euro ve 3.7 gram altın değer kaybetmiştir. Hal böyle olunca henüz ödenmemiş maaşlar dahi erimeye devam etmektedir. Bu gerçekler dikkate alındığında Türkiye Kamusen olarak talebimiz en düşük dereceli memurun çıplak maaşının 22.000 TL'ye yükseldikten sonra üzerine 2023 ikinci dönem zamlı olan %6 zam olarak verilen üzerine enflasyon farkının uygulanması, buna ek olarak da refah payı verilmesi ve bu artışların bütün memur ve emeklilere aynı şekilde yansıtılması yönündedir. Ayrıca farklı kurumlarda özel kanunları çerçevesinde görev yapan sözleşmeli personelin ilave ek ödemeden faydalanamamaları söz konusudur. İstisnasız bütün kamu çalışanlarının ilave ek ödemeden faydalanması için teklifte düzenleme yapılmalıdır. Ücret gruplarında tavan uygulaması nedeniyle getirilecek ilave ek ödemeden faydalanamayacak 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi çalışanlar için ücret gruplarının tavanlarında yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. Teklifte 8.077 TL'lik ilave ek ödemenin yürürlük tarihi 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Böyle olunca memurlarımız 1 Temmuz itibariyle hak kazandıkları zamlı maaşa rağmen ilave ek ödeme için 15 günlük fark alamayacaktır. İlk defa memur maaşına yapılan artışlar içinde bir kalemin yürürlüğe farklı bir tarihte girmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle teklifin 13. maddesiyle getirilen ilave ek ödemenin yürürlük tarihinin de 1 Temmuz 2023 olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim.